Yükseköğretim Kurulu yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenleri ilgilendiren yeni bir karar aldı. Kısa süre önce denklik almak isteyenlerin YKS'ye girmesi şartı getirilmişti. Bu şart kaldırıldı. Detayları Öykü Tüccar aktarıyor şimdi bizlere. Öykü, nedir bu yeni kararın ayrıntıları, neler var? Zehra, şunu söyleyerek başlayalım. YÖK tarafından belirlenen dünya sıralaması listelerinde ilk 400'e ve ilk 1000'e giren üniversitelerden mezun olarak denklik başvurusunda bulunacaklar için eski uygulamaya geri dönüldü. Onlar için bir değişiklik yok. Yani bu ne anlama geliyor? Bu öğrencilerin, bu mezunların denklik başvurularında bir YKS puanı şartı aranmayacak. Yükseköğretim Kurulu 15 Mart'ta yurt dışında lisans eğitimi görmek isteyenlere ilişkin denklik alma şartlarını zorlaştırmıştı. Bu kapsamda sıralama fark etmeksizin tüm denklik başvuruları için bir YKS puanı şartı getirmiş. Hatta başarı sıralaması, Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan tıp, hukuk, diş hekimliği gibi bölümleri okuyanlar içinse yine YKS'de bir başarı sıralaması puanını tutturma şartını getirmişti. Bu karar nedeniyle, bu YKS başvuruları kapandıktan sonra açıklanan bu karar nedeniyle bir mağduriyet yaşanması da söz konusuydu. Hatta bu nedenle ÖSYM bu yıl ilk defa YKS'ye bir ikinci geç başvuru süreci işletmişti. Dün bu ikinci geç başvuru süreci tamamlandı. Bugün de Yükseköğretim Kurulu'ndan yeni düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar açıklandı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu usul ve esaslara baktığımızda sıralamalarda ilk 400'e ve ilk 1000'e giren üniversitelerden mezun olanlara ilişkin eski uygulamanın devam edilmesine yönelik bir karar alındığını görüyoruz. Bu ne demek? Bu öğrencilerin ilk 400'de sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. İlk 1000'deki üniversitelerden mezun olanlara ise eski uygulamada olduğu gibi seviye belirleme sistemi kapsamında staj veya test gibi uygulamalarla denklik verilmesine devam edilecek. Peki kimler YKS'ye girmek zorunda? Bunu da ifade edelim. İlk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, dış hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girmesi ve başarı şartını yerine getirmesi zorunluluğu var. Bu ne demek oluyor? Siz YÖK tarafından belirlenen 4 farklı listedeki üniversiteler içerisinde değilseniz, bu üniversiteler haricindeki bir üniversitede Türkiye'de başarı sıralaması şartı gerektiren bölümlerden birini okuyorsanız ya da okuyacaksanız, sizin YKS'ye girerek okuduğunuz bölümün başarı sıralamasını tutturmanız gerekiyor. Mezun olduğunuzda denklik alabilmeniz için, yani örneğin hukukta ya da mühendislikte ilk 300 bine girmiş olması gerekiyor YKS'de bir öğrencinin, ki ilk 1000'de yer almayan bir üniversitede mühendislik okuduğunda Türkiye'de denklik alabilmesi için. Bir kez daha ifade edelim. Yükseköğretim Kurulu 15 Mart'ta denklik şartlarını değiştirmişti. Bugün usul ve esasları açıklandı. Bu usul ve esaslara baktığımızda dünya sıralamalarında ilk 400 ve ilk 1000'de giren öğrencilerden YKS şartı aranmayacak. Bu öğrenciler ileride denklik başvurusu yaptıklarında eski uygulamaya devam edilecek, eski düzenlemeye göre başvuruda bulunmaya devam edecekler. İlk 1000 dışında, ilk 1000'deki üniversiteler dışarısında tıp, diş hekimliği, hukuk gibi başarı sıralaması şartı gerektiren bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise YKS'ye girmesi ve aynı başarı sıralamasını Türkiye'de tutturması gerekiyor.